Herkese merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu görmüş olduğunuz iplerle çok güzel bir patik modeli yapacağız. İplerim patiklik ipler, tığ numaram 2 numara 1.75 mm. Öncelikle lila rengimle örmeye başlıyorum. Zincir çekerek örgüme başlıyorum. 5 adet zincir çekelim. Bunu baştaki zincire batarak şöyle bir yuvarlak haline getirelim. 3 zincirle bir üst sıraya çıkalım. Bu bizim ilk trabzanımız. Yuvarlağımızın içine batalım. 2'li trabzan yapalım. Bu şekilde devam edelim ikili trabzanlarla doldurarak. 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptık. Bunları 13'e tamamlayalım. Evet, 13 tane trabzanımı yaptım. Şöyle baştakine batarak ilmeği içinden geçirdim. Böyle yuvarlağımı oluşturdum. 3 zincirle yine bir üst sıraya çıkıyorum. İlk trabzanım. Bir sonraki trabzan tepesine değil, zincirin dibine batıyorum. İkili trabzan yaptım. Bir sonraki trabzanın tepesine battım. Aynı yere tekrar battım. Bu şekilde bir trabzanın tepesine 2 tane trabzan yaptım. Bir sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan. Böyle her bir trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan batalım. Şöyle sırasıyla ilerleyelim. Evet, trabzanlarımı yaparak devamımı yaptım. Şimdi yine şuradaki tepeye batarak sıramı tamamladım. Toplamda 26 tane ikili trabzanım oldu. 3 zincirle bir üst sıraya çıkıyorum. Zincirim tek. Bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bakın bir tek, bir çift oldu. Bir sonrakine tek ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 tek trabzan yapıyorum. Bir sonraki trabzan tepesine 2 tane trabzan yapıyorum. Bu sıramızda da bu şekilde olacak. Şöyle yakından göstereyim. Çift tek, çift tek şeklinde ilerleyecek. Evet, 3. sıramı da tamamladım. Elimde toplamda 39 tane ikili trabzanım var. Şimdi 4. sırama geçiyorum. Ve sırasıyla trabzan tepelerine batıyorum. Zincirimle birlikte 3 tane tek oldu trabzanlarım. 4. sıraya çift batıyorum 4. trabzanın tepesine. Sonra devam ediyorum. 1 2 3 3 tane tek trabzanımı yaptım. Sonrasında 4.'ye çift trabzan yapıyorum. Şöyle 3 tane tek, 4.'ye çift. 1 2 3 tane tek batalım. 4.'ye 2 tane trabzan yapalım. 1 2 3 3 tane tek, 4.'ye 2 tane ikili trabzan yaparak bu sırayı da böyle tamamlayalım. Evet. 4. sıramı da tamamladım ve toplamda 48 tane ikili trabzanım var elimde. Yuvarlak uçlu patik ucuyla patiğimizi yapacağız. Şimdi toplamda ben trabzan sayımı 51'e çıkarmak istiyorum. Üst tarafta kuracağım modelim 3'ün katları üzerine kurulan bir model olduğu için 51 trabzan da bırakmak istiyorum. 3 trabzan daha arttıracağım. Şimdi 3 farklı yerde 5. sıramda çift batarak trabzan sayımı 51'e çıkartacağım. Böyle devam edelim. 3 farklı yerde trabzanları çift batarak 48 olan trabzan sayımızı 51'e çıkaralım. Şimdi burada bir tane çift battım. Şuralarda bir tane batalım. Şuralarda bir tane çift batarak 51 trabzanla sırayı bitirelim. Evet, bu sıramı da tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5 sıra örmüş oldum. Toplamda 51 tane ikili trabzanım var. 51 ikili trabzanla örmeye artık devam edeceğim. Benim bu ördüğüm patiğim
36, 37, 38 ayak numaralarına olur. Diğer ayak numaraları için sıra sayılarında artma eksiltme yapabilirsiniz. Şimdi bir sıra daha her bir trabzana bir trabzan batarak örelim. Evet, sıramı tamamladım. İki zincirimi çektim. İpimi burada şöyle kesiyorum. Patiğimin uç kısmını tamamlamış oldum. Şimdi farklı bir renge geçiyorum. Ve modelimizi kurmaya başlayacağız. Yine taban kısmından modeli kurmaya başlıyorum. Şöyle herhangi bir trabzan tepesinden battım. 1, 2, 3 zinciri çektim. Tığıma ipimi doladım. Aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirimde trabzan 1, 2, 3 tane oldular. Şimdi devam ediyorum. Tığıma ipimi doladım. 1, 2, 3. trabzanın tepesine ikili trabzan. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir sonraki. Bakın bu şekilde 1, 2, 3 tane ikili trabzanım oldu. Devam ediyorum. Tığıma ipimi doladım. 1, 2, 3. Üçüncü trabzanın tepesine yine 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde modelimi devam ettiriyorum. Tığıma ipimi doladım. 1, 2, 3. trabzanın tepesine 3 tane ikili trabzan. Böyle sırayı tamamlayalım. Evet, sıramın sonuna geldim. En son bu şekilde yaptım. 1, 2, 3. trabzanın tepesinde modelim var. Şöyle buraya battım zincirime. İçinden geçirdim ve modelimi tamamlamış oldum. 3 zincir bu benim ilk trabzanım. Bir sonraki trabzanın tepesine battım. 2 ilmeği ördüm. İkisi tığımda. Tığıma ipimi doladım. Bir sonraki trabzanın tepesine battım. 2 ilmeği ördüm. 3 tane ilmeğim tığımda. 3'ünü birlikte ördüm. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum ve devam ediyorum bakın. 1. trabzanın tepesine battım. 2 ilmeği ördüm. Tığıma ipimi doladım. İkisini örmedim. 2. trabzanın tepesine battım. 2 ilmeği ördüm. 3 tane ilmeğim tığımda. 3. trabzanın tepesine battım. 2 ilmeğimi ördüm. 4 tane ilmeğim tığımda. 4'ünü birlikte bir kere de ördüm. Bakın bu şekilde yapmış olduk. 1, 2 zincir çekiyorum ve devam ediyorum. İlk trabzanın tepesine battım. 2 ilmeği ördüm. 2 ilmeğim tığımda. 2. trabzanın tepesine battım. 2 ilmeği ördüm. 3 ilmeğim tığımda. 3. trabzanın tepesine battım. 2 ilmeği ördüm. 4 tane ilmeğim tığımda. 4'ünü birlikte ördüm. 2 zincir çektim. Böyle devam edelim. Evet, bu şekilde sırayı tamamladım. Yeşil rengimle işimi bitirdim. 2 zincir çekerek burada ipimi kopartmış oldum. Ve diğer rengime, sarı rengime geçiyorum. Bir üst sıraya bir sonraki renkle nasıl geçiyoruz ona da bir bakalım. Şöyle yine taban kısmından herhangi bir yerden batarak başlıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine modelin ilk sırasını yapıyoruz. Modelimiz 2 sıradan oluşmakta. 3 zincir çektik. O bizim ilk trabzanımızdı. Yanına 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle 1, 2, 3 tane oldular. Sonra bir sonraki araya geçiyorum. 2 zincirli araya. 1, 2, 3 tane ikili trabzan çektim. Yaptım. Bir sonraki araya 3 tane ikili trabzan. Bir sonraki araya 3 tane ikili trabzan. Böyle devam edelim. Evet, şu şekilde tamamladım. Her araya 3 tane ikili trabzan yaptım. Böyle 2 zincirli aralara. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Burada yeşil rengimle 2. sırayı nasıl yaptıysak burada da aynısını yapıyoruz. 3 zincirimi çektim bu ilk trabzanın. Bir sonrakinin tepesine batıyorum. 2 ilmeği ördüm. 2 ilmeğim tığımda. Bir sonrakine batıyorum. 2 ilmeği ördüm. 3 ilmeği birlikte ördüm. Araya 2 zincir çekiyorum.
Sonrasında bir sonraki 3 trabzana geçiyorum. Birinciye battım, 2 ilmeği ördüm. İkinciye battım, 2 ilmeği ördüm. Üçüncüye battım, 2 ilmeği ördüm. Tığımdaki 4 ilmeği birlikte topladım. 2 zincir çekiyorum. Böyle devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Modelimiz böyle çok kolay bir model. Çok da hızlı ilerliyor. Şöyle. Bakın bu şekilde. Sarıdan sonra pembe rengime, sonra diğer rengime geçtim. Bu şekilde devam ettim. Evet, sıralarımı tamamladım bu şekilde. Bu sıraları ayağınıza ya da benim gibi bu şekilde manken ayağınız varsa onu ölçerek karar verebilirsiniz. Şu şekilde tamamladım ben. Şimdi şu arka tarafı yapacağız. Bunun için şöyle, burası taban kısmı, ön taraftayım. Önden şöyle iki model arada bırakıp şöyle başlayacağız. Şuradan başlıyorum, bakın şuraya, trabzan tepesine batıyorum. 3 zincirimi çektim ve devam ediyorum. Araya 2 zincirli araya 2 tane ikili trabzan. Buraya tepeye ikili trabzan. 2 zincirli araya 2 tane ikili trabzan. Tepeye ikili trabzan. 2 zincirli araya 2 tane ikili trabzan. Buraya tepeye ikili trabzan. Böyle devam edelim. 2 zincirli kısma 2 tane ikili trabzan, sonra tepeye ikili trabzan şeklinde böyle devam edelim. Evet, bu şekilde geldim. Bakın arada 2 model kaldı. Şöyle buradan geriye dönüyorum. 3 zinciri çektim. Örgümü çevirdim. Bu ilk trabzanımız. İkincinin tepesine batarak başlıyorum. Her bir trabzana bir trabzan şeklinde ilerliyorum. Böyle ikinci sırama başladım. Buraya geleceğim. Buradan tekrar geriye döneceğim. Bu şekilde git gel yaparak örmeye devam edelim. Evet, bakın bu şekilde git gel yaparak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra ördüm. Şimdi 11. sıramı öreceğim. 3 sıra daha öreceğim. Bu 3 sırada topuk kısmını oluşturacağım. Şimdi 11. sırayı örmeye başlamadan şöyle trabzan sayılarını sayalım. Ortadan 6 taneyi ayıralım. Ayırdığım 6 taneye kadar trabzan olarak geliyorum. Evet, orta kısma geldim. Şimdi burada 6 taneye sık iğne batıyoruz. Birinciye battım. İkinciye battım. 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğnemi ördüm. Sonrasında her bir trabzana bir tane ikili trabzan batıyorum. Sıra sonuna kadar ikili trabzan olarak ilerleyelim. 3 zincirle bir üst sıraya geçtim. Yine şu orta kısma kadar ikili trabzan olarak gelelim. Şimdi orta kısma geldim. Buradaki 6 tane sık iğneyi yarıya düşüreceğim, 3'e. Birinciye battım. İkinciye battım. 3 ilmeği birlikte ördüm. Üçüncüye battım. Dördüncüye battım. 3 ilmeği birlikte ördüm. Beşinciye battım. Altıncıya battım. 3 ilmeği birlikte ördüm. 1, 2, 3 tane sık iğnem oldu. Tığıma ipimi dolayarak ikili trabzan yaparak ilerliyorum. Her bir trabzana bir tane ikili trabzan yaparak sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Bir üst sıraya geçtim. İkili trabzan yaparak 13. sıramı da orta kısma kadar geldim. Şimdi ortada 3 tane sık iğnem var. Bunları 1'e düşüreceğim. Birinciye battım, ikinciye battım, üçüncüye battım. 4 ilmeği birlikte ördüm. Tığıma ipimi doladım.
İkili trabzan tepelerine ikili trabzan batarak son sıramı da tamamlıyorum. Bu bizim son sıramız. Sıra sonuna kadar gidelim. Evet, şöyle tersini çevirelim. Buradaki trabzan tepesine batalım, ilmeği içinden geçirelim. Şu iki kısmı birleştirerek ilerleyeceğiz. Karşılıklı trabzan tepelerine batalım. Bir kere de örelim. Böyle batalım. Bir kere de örelim. İki kenarın karşılıklı trabzan tepelerine batıyoruz. Bir kere de örüyoruz. Böyle şu kısma kadar gelelim. İki zincir çektim en son. İpimizi burada keselim. Şu şekilde tamamlamış olduk bu kısmı da. Şöyle kenarına kenar oyası dolanabilirsiniz. Ben sadece ikili trabzan dolandım. Şurada baştaki trabzan boşluğundan başlayalım. 3 zincir, bu ilk trabzanımız. Yanına bir tane daha trabzan yapıyoruz. Sonrasında bir sonraki sıranın trabzan boşluğuna geçiyoruz. Oraya 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şu sıra başlarındaki trabzan boşluklarına her sıranın 2 tane ikili trabzan yaparak sırayı bitirelim. Sıranın sonuna kadar geldim. Şöyle ipimi burada kestim. Şu şekilde oldu bakın. İpimizi de gizleyelim. Patiğimizin örgüsünü tamamlamış olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de severek ve beğenerek benimle birlikte örersiniz. Elinizde kalan böyle az kalmış patiklik iplerle bu modelde değerlendirebilirsiniz. Ayakta duruşu da şu şekilde gerçekten çok güzel duruyor. Modelimiz de çok güzel. Dilerseniz modeli devam da ettirebilirsiniz. Ya da şu kısmında daha da büyüterek bot şeklinde de örebilirsiniz. Benim patiğim bu şekilde. Daha büyük ayak numaraları için şu modelden bir model daha yapabilirsiniz. Ve bu taraftaki sıra sayılarını da artırabilirsiniz. Kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olarak örgü ve videolarımı her zaman sizler de takipte kalabilirsiniz. Hoşça kalın.